Apojolist yazar ve konuşmacı Ravi Zakaryas, nadir görülen bir kanser türüyle yapılan savaşının ardından 74 yaşında hayatını kaybetti. Zakaryas'ın kızı ve Ravi Zakaryas Uluslararası Hizmetler CEO'su Sara Davis, babasının vefat haberini Ravi Zakaryas Uluslararası Hizmetleri'nin resmi sitesinden duyurdu. Dünyaca ünlü Hristiyan savunucusu Zakaryas'a Şubat ayında sırt ameliyatı geçirdikten sonra Mart ayında Sardom adı verilen ve nadir görülen bir kemik kanseri teşhisi konulmuştu. Ravi Zakaryas, Nisan ayı sonlarında doktorların kanser tedavisinde yapacakları başka bir şey kalmadığını söylemesi üzerine hastaneden ayrılarak evine dönmüştü. Davis yakın bir zamanda ailelerinin defin töreni için bir araya geleceğini ve önümüzdeki günlerde Atlanta'da düzenlenecek ve dünyanın dört bir yanında canlı yayınlanacak bir anma töreni için ayrıntıları paylaşacaklarını belirtti. Zakaryas'ın kızı Sarah Davis resmi sitelerinden yaptığı açıklamada Babamın her zaman hakkında en çok konuşmak istediği şey kurtarıcısı İsa Mesih'ti. Son günlerinde bile konuşacak enerjiden ve nefesten yoksun olduğu halde her konuşmayı İsa'ya, İncile ve Rabbin yaptıklarına çevirirdi. O sürekli Tanrı'nın kendisi gibi 17 yaşında şüphe dolu bir genci bulmasına, onun umutsuzluğunu ve inançsızlığını yenmesini sağlamasına ve kutsal kitap gerçeğindeki gibi şanlı bir umut ve inanç yaşamına çağırmasına bunu 48 yıl boyunca dünya çapında yapmasına olanak verdiğine hayret ederdi ifadeleri yer aldı. Davis, Tanrı'nın nezaketini ve sadakatini babamı ebedi evine uğurlamaya hazırladığımız günlerde bizimle beraber olduğunu hissettiğimizde de deneyimledik. Bunun için huzur içindeyiz ve sevgisinin benzersiz ifadesi için Tanrı'ya derin bir şükranla doluyuz. Naomi, Nathan ve ben, annemiz için devam eden dualarınız, ona ve bize gösterdiğiniz destek ve sevgi için minnettarız diye belirtti. Davis, Ravi Zakaryas'ın 57 yıl önce yaşamının gidişatını değiştiren Yuhanna mektubu 14. bölüm 19. ayeti referans göstererek bu ayetin mezar taşına kazanacağını belirtti. Bugün güzel babam ve sevgili kurucumuz hiç olmadığı kadar canlı. Onun için Tanrı'ya şükrediyoruz ve Rab bizi ebedi evimize çağırıncaya kadar Hayatlarımızı bu gerçeği duymak isteyen herkesle paylaşmaya yeniden adıyoruz şeklinde yazısını sonlandırdı. Rabbi Zakaryas, Hindistan sokaklarında kriket oynamayı seven bir çocuktu. 17 yaşındayken bir intihar girişiminden dolayı Delhi'de bir hastanede yatan Zakaryas, elçi Yuhanna tarafından İncil'de kaydedilen İsa'nın sözlerini okuduğunda hayatında bir dönüşümün doruk noktasındaydı. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Yuhanna 14-19 Buna cevaben Zakaryas hayatını Mesih'e teslim etti ve hastaneden çıktığı takdirde hakikatin peşinde koşmasına hiçbir şeyin engel olmayacağına dair dua etti. Zakaryas'ın müjdenin gerçeğini bulduğu andan itibaren onu paylaşmaya dair tutkusu son dönemine kadar alevlenerek sürdü. Zakaryas kemoterapi gördüğü Teksas'taki hastaneden evine nakledilirken bile İsa'nın umudunu ona yardımcı olan üç hemşireyle paylaşmaya devam ediyordu. Zakaryas 37 yaşında Billy Graham'ın daveti üzerine 1983'te Amsterdam'da düzenlenen Uluslararası Gezici Müjdeciler Konferansı'nda vaaz verdiğinde, Hristiyanlığın entelektüel güvenilirliğinin önde gelen savunucularından biri olma yolunda ilerliyordu. Bir yıl sonra, düşünenlerin inanmasına ve inananların düşünmesine yardımcı olma hizmetiyle Ravi Zakaryas Uluslararası Hizmetlerini, RZIM'i kurdu. Bir zamanlar Zakaryas'ın evinden yönetilen bu organizasyon, şu anda 5 kıtada, 15 ülkede varlığını sürdürmekte. Geçen yıl Kasım ayında Angola'ya yaptığı son ziyaretten birkaç ay sonra Zakaryas, dünya çapındaki konuşmalarına ve yazı projelerine odaklanmak için ARYEM Başkanlığı görevinden ayrıldı. Organizasyonun liderliğine global CEO olarak büyük kızı Sara Davis ve uzun süredir meslektaşı olan Michael Ramstein başkan olarak geçmişti.